Merhaba arkadaşlar, sizinle videomuzun başlangıcında görmüş olduğunuz gibi oldukça eğlenceli bir animasyon oluşturacağız. Krita ile adım adım anlatacağım arkadaşlar. Tabi belli yerlerde bunu hızlandırmam gerekiyor videonun çok ama çok uzun olmaması için. Şimdi gelin dersimize hemen başlayalım. New file diyoruz start bölümünde. Bu arada arayüzü biraz değişmiş görebilirsiniz. Bunun nedenini açıklayayım arkadaşlar. Çünkü Krita 4.1.15 çıktı. Burada geliyorum. Krita hakkında diyorum. Krita'nın 5 sürümünün hemen çıkmış olduğunu görüyoruz. Tavsiye ediyorum. Son sürümü indirin arkadaşlar. Oldukça faydalı bir program. Ben e, iki boyutlu animasyonlarını bu programın bir zamanlar arkadaşlar e, Macromedia Media'nın hani Flash'ı vardı biliyorsunuz. Ona çok benzetiyorum. Gerçekten harika işler çıkartabiliyoruz. Şimdi gelin bu güzel eğlenceli animasyonumuzu Chrome'dan da büyük bir af dileyerek oluşturalım. New file var burada. Start arkadaşlar. Yani başlangıç bölümümüzdür. New file yeni dosya demektir. Türk tür programlarda şöyle bir hani açıklamada yapayım arkadaşlar. Her zaman %100 Türkçe olmayabiliyor. E, yarım yamalak olabiliyor. Bu açık kaynak bir program ama arkadaşlar. Yani özgür bir yazılım. Dilerseniz katkıda bulunabilirsiniz. Çevirisini yapabilirsiniz. Krita'nın sayfalarına gittiğiniz zaman buna ulaşabilmeniz mümkündür. New file diyorum. Buradaki aynı ayarları koruyorum arkadaşlar. Özel belge diyorum. 1920'ye 1080 olmasına dikkat ediyorum. Create diyorum. Şimdi burada arkadaşlar animasyonda olduğumuza sağ üst tarafta animasyonda olduğumuza dikkat ediyoruz. Bir seçili. Şu an fırçayı hiç kullanmayacağız arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken şu sol tarafta katmanlarla işimiz var. Açıkçası şu katman 2'yi ben silmek istiyorum. Sağ tıklıyorum. Katmanı kaldır diyorum. Bir de kısa yolu varmış. Shift del. Arkadaşlar. Bunu siliyorum. Şimdi burada oynatacağımız animasyonun arkadaşlar hani alfa kanalı içermesi için şeffaf görününde olması için şurada Göz işaretinden bunu kapatarak bunu artık alfa halinde e, dışarıya aktarılması için gerekli adımı atıyoruz. Şimdi gelelim içeriye bizim bütün bu animasyonumuzu oluşturmamız için gerekli malzemeleri atmaya. Yukarıda katmana geliyorum arkadaşlar. içeriye dışarıya aktar bölümüne geliyorum. İçeriye aktar diyerek boyama katmanı olarak diyerek burada bütün materyalleri içeriye almaya arkadaşlar. Evet görüldüğü üzere arkadaşlar 3 tane PNG dosyası içeriye attım. Birisi dönüşüm bu geri dönüşüm kutusu bir tanesi desktop bu benim masa üzerim. Bir tanesi de Chrome'un e bu hani logosu diyelim. İkonu diyelim daha doğru bir ifadeyle. Öncelikle şu geri dönüşüm kutusunu arkadaşlar uygun bir yere yerleştirelim. Bunun için şurada bir aracımız var sol üst tarafta. Ben arkadaşlar buna geliyorum. Bu aracımız katmanın seçilmesine bunun şekillendirilmesine yarıyor. Şunu şöyle alıyorum arkadaşlar. Shift'e basılı tutarak şu sağ alt köşesinden birazcık şöyle küçültüyorum. Tekrardan şöyle aşağıya şu civara bir yere getiriyorum. Hani sanki burada geri dönüşüm kutusu ikonumuzun birazcık daha büyük olduğunu düşünelim. Burada senaryo tamamen size ait arkadaşlar. Enter'a basarsak burada yerini almış olur. Tabii tekrar seçip biraz yaklaşıp şöyle zemine iyice oturtabiliriz istersek arkadaşlar. Enter'a basıyoruz. Tekrar şöyle geriye doğru geliyoruz arkadaşlar. Şimdi desktop şöyle arkadaşlar bir aşağıda kalsın sürüklüyorum. Chrome yukarıda kalsın istiyorum. Chrome'u en yukarıya da alabilirim. Fark etmiyor. Şimdi bunu tekrardan Tıkladığım anda e, tabi Chrome'u seçmem lazım arkadaşlar. Desktop'u değil katmanlar üzerinde mutlaka bulunmam gerekiyor. Chrome'u seçiyorum. Şöyle şunu da bir küçültmek istiyorum. Shift'e basılı tutarak biraz yaklaşmak istiyorum diğerleriyle orantılı olsun istiyorum diyelim ki arkadaşlar. Hani bir ikonun masaüstü ikonunun nasıl böyle diğerleriyle orantılı tutmak istiyorsak aynı seviyeye getiriyoruz. Bunu getirdikten sonra Enter'a basıyorum arkadaşlar. Bakın işlemi tamamlıyorum. Daha büyük olmasını istiyorsanız tekrar büyütebilirsiniz. Tabi Shift'e basılı tutarak. Öyle zannediyorum arkadaşlar yeterlidir. Ee, Tabi şuradaki Neutron'un biraz büyük arkadaşlar. Ee, ama sanki biraz daha küçük olmuş gibi biraz büyütebiliriz. Hani animasyonda da doygun olur. Enter'a basalım evet. Yeterlidir biraz yukarıya taşıyabiliriz. Ve tekrar Enter'a basarız. Burada senaryo size kalmış arkadaşlar. İsterseniz burada bir savaş bile oluşturabilirsiniz. Ha bu fikir nereden aklıma geldi derseniz arkadaşlar bir tane bir animasyon vardı. Flash'ta hazırlanmıştı. İkonlar birbiriyle savaşıyordu. Bir tane adam vardı böyle ip adam diyebiliriz. Böyle masanın üstünde geziniyor. Bu ikonlarla oynuyor. Dediğim gibi hani oradan esinlendim. Sizler de bu programı kullanarak böyle güzel bir animasyon oluşturabilirsiniz. YouTube kanalınız varsa orada paylaşıp iyi hit yapabilirsiniz arkadaşlar. Buna da ben vesile olabiliyorsam ne mutlu bana. Dediğim gibi arkadaşlar ben programları tanıtıyorum. Yaratıcılık kısmı, geliştirme kısmı, senaryo kısmı tamamen size ait olsun. Ve bakın bu kullandığım programda tamamen ticari yönden işler çıkarmamıza imkan veren tamamen özgür yazılım olan, tamamen open source yani açık kaynak olan kütüphane arkadaşlar. Herhangi bir masrafımız yok. Evet, konuyu uzatmayalım. Bir de buna arkadaşlar bir tane şöyle bir, bir ikon yazısı ekleyelim. İsim verelim. Bunun için arkadaşlar şöyle yaklaşıyorum. Şu sol üst tarafta vektörel altyazı ekleme kutumuz vardır. T'ye gelin. Buna tıklayarak şöyle şurada bunun altına gelecek şekilde arkadaşlar bir tane şöyle bir metin kutusu oluşturuyorum. Bakın metin kutusu oluştu. Şu anda istediğimiz gibi mi? Değil. Ben buna şöyle bir Chrome diyorum. Arkadaşlar dikkat edin. Chrome diyorum. Bunu seçili hale getiriyorum. Ardından yazıyı şöyle altı yapıyorum. Windows'un arayüz yazısının Segoe UE olması lazım. Arkadaşlar şöyle bir aşağıya iniyorum. Şuymuş. Bildiğim kadarıyla arayüzü. Ardından rengini de şöyle beyaz belirliyorum. Şu kutucuğa tıklıyorum. Şuradan beyaz rengini seçiyorum arkadaşlar. Bakın gerçi burada birçok renk var ama tam anlamıyla hani hangisi beyazdır. Beyaz olması lazım. Save diyorum. Bakın burada krom oluştu arkadaşlar. Bunu birazcık küçülteceğiz. E, bu 6'dan daha küçük yapabiliriz ama şu an için yeterlidir. Şöyle bir save diyoruz. Close diyoruz. Bunu biraz küçültelim. Tekrar katmanı sol taraftan şekillendirme aracımızı alıyoruz. Birazcık bunu şöyle arkadaşlar shift'e basılı tutarak küçültüyorum. Enter'a basıyorum. Şöyle bunu birazcık yukarıya kaldırıyorum. Tam anlamıyla ortada kalacak şekilde Chrome diyoruz. Enter'a basıyoruz. Şöyle biraz geriye gittiğimiz zaman çok net olmuyor arkadaşlar. Yazı türü hani diğerleri gibi olmuyor. Bunu şu an için çok önemsemiyorum arkadaşlar. Önemli olan bu değil. Önemli olan animasyonumuz açıkçası. Sizler çok daha farklı bir şekilde yazılar içeriye atarak gerçekçiliği sağlayabilirsiniz veya diğer yazıları da bu Krita içerisinde hazırlarsınız. Çok sırıtmaz yollarını hani araştırmadım. E bu şekilde tutalım. Umut ediyorum arkadaşlar, e hani bu videomuzdan sonra kanalımıza bir sıkıntı gelmez. E tabii bu bir mizahi bir yaklaşım arkadaşlar. Hani sanatta e, mizah iç içe. Yani burada artık biliyorsunuz birazcık hani Chrome'un ikonu da arkadaşlar yuvarlak, e, top gibi değerlendirebiliriz top animasyonu yapmak için uygun. Aklıma geldi. Bunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Umut ediyoruz. Sıkıntı çıkmaz. Şimdi şöyle arkadaşlar bunu yaptıktan sonra e, ne yapacağız? Senaryomuz şöyle. Bu krom e, ikonu arkadaşlar. Ne olacak? Şöyle şuradan harekete geçecek. Yere düşecek. Çarpacak. Tekrar şöyle gelecek. Çarpacak. Sonrasında gelip bu çöp sepetinin içine düşecek. Hemen bunu gerçekleştirelim arkadaşlar. Sol tarafta artık Chrome'u seçiyoruz. Burada Chrome düğümünü seçmemiz gerekiyor. Konu seçmemiz gerekiyor. Biraz yaklaşabiliriz. Şimdi şurada arkadaşlar yapmamız gereken nedir? Animasyonu oluşturabilmemiz için aşağı kısma geliyoruz. Bunun üzerine sağ tıklayıp Set Start Time diyerek animasyonu başlatacak hale geliyoruz. Ardından şurada çoklu çerçeve ekle Büyümemiz vardır. Buna basıyoruz arkadaşlar. Artık animasyona hazır haldeyiz. Şurada da soğan derilerini gösterme sembolümüz vardır. Arkadaşlar buna tıklıyoruz. Soğan derilerini de artık gösterebiliriz. Şimdi arkadaşlar artık animasyonu başlatabiliriz. Tıklıyorum. Örneğin biraz şöyle bakın şurada ikincisine geliyorum. Biraz sağ alıyorum. Bakın hafif sağ alıyorum. E hemen bu otomatik olarak arkadaşlar bu sağ almada dikkat edin arkada soğan derilerini göstermekte. Bir önceki yere göre uyum mu var mı yok mu onu öğreniyoruz. 3'e geliyoruz. Biraz daha sağ alıyorum arkadaşlar. Biraz yavaş çıksın istiyorum. 4'e geliyorum. Biraz daha sağ alıyorum. Arkadaşlar tekrar bakın 4'e tekrar geliyorum. Biraz önceki 3'tü. Şimdi oradan hareket ederek aşağıya doğru giderek düşecek. Şimdi yavaş yavaş aşağıya doğru yönlendiriyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Bir öncekine göre de konumunu bir gözlemliyoruz. Tekrar şöyle seçiyorum. Aşağıya alıyorum. Tekrar seçiyorum, aşağıya alıyorum. Bu böyle bir devam edecek arkadaşlar. Bakın. Animasyonun hızını belirlemek tamamen size kalmış. Şu ana kadar bir bakalım ne yapmışız arkadaşlar. Bakın. Hop! Çıkıyor. Bakın yerine geri dönüyor. Ben durdurduğum için bakın böyle aşağıya düşecek arkadaşlar. Tekrar geliyoruz buraya. Birazcık daha götürüyoruz. 13'e tıklıyoruz, götürüyoruz. Biraz daha yaklaşarak yapabiliriz. Evet, tekrar getiriyoruz şöyle, tekrar getiriyoruz, tekrar getiriyoruz. Baya hızlı bir düşüş olacak arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım zemine bayağı bir var arkadaşlar. Yüksek tutmuşuz. Tabi siz isterseniz arkadaşlar o kadar yüksek tutmayabilirsiniz haliyle bir bakalım şöyle şöyle göz kararı da yapabiliriz isterseniz çok daha detaylı araçlar kullanarak da yapabiliriz arkadaşlar dikkat edin düşüyor önemli olan önceki katmanlarla uyumu Arkadaşlar hani uyum olsun yeterlidir. Şöyle yaklaştırıyoruz. Çok fazla bozulma olmasın. Bozulmalarda olursa sanki rüzgardan etkileniyormuş gibi bir izlenim katmış oluruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben videolarımı çok uzun tutmamak için açıkçası böyle yüzeysel yapıyorum bunları çok daha iyi bir hale getirmek arkadaşlar tamamen sizin elinizde. Bundan sonrakini biraz yamultacağım arkadaşlar. Şöyle ki şuraya gelindiğinde hani yere çarpacakmış ve biraz yönü değişecekmiş gibi bir izlenim versin. Şurada bir yerde. Evet. Ardından tekrar bunu çoğaltalım. Biraz daha şöyle uzatalım, biraz daha döndürelim. Sonrakine gelelim. Yine bunu arkadaşlar bu sefer tam döndürelim şöyle. Bu şekilde bir dönme olsun ve yere çarpmış olsun. Evet. Şöyle bir geriye gelelim bakalım arkadaşlar en baştan bir oynatalım. Bakın görüldüğü üzere burada yere çarptığı zaman haliyle Şuraya geliyorum arkadaşlar bir geriye evet bunu biraz şu tarafa alabilirim sanki çok şey kaçmış evet bundan sonrasında arkadaşlar ne yapalım tekrar şuradakini alalım buraya geliyoruz sağ tıklıyoruz copy the clipboard diyoruz bu bölüme geliyoruz. Paste from clipboard diyoruz. Bunu bu sefer arkadaşlar şöyle bir geriye alayım. Bu tarafa alıyorum yükselişinde. Şu tarafa doğru yönlendiriyorum. Arkadaşlar bakın yere çarptı artık. Devam ettiriyorum. Bir tane daha bundan alıyorum arkadaşlar şöyle. Biraz daha şöyle çevirebilirim. Artık arkadaşlar şey yapabiliriz. Diğer boyuttaki topumuza geçebiliriz onu da nereden alabiliriz? Şuradan bir yerden alabiliriz. Copy, clipboard diyorum buraya geliyorum. Buraya sağ tıklıyorum. Burada Paste from clipboard diyerek bunu buraya taşıyorum arkadaşlar şöyle. Artık biraz daha yükseltelim bunu. Şöyle şuraya getirelim. Bu katmanın bakın e, dönüşümün krom katmanın üzerinde olması gerekiyor ki burası birazcık daha böyle arkadaşlar. hani Bulanık hale gelsin. Tekrar tutuyoruz. Bakalım arkadaşlar. Yanlış yeri atladık muhtemelen. Önce şurada tutalım, buraya gelelim bunu birazcık daha şöyle içeride tutalım. Öyle sanıyorum yeterlidir arkadaşlar. Şöyle çok da gerçekçi olmayacaktır ama başa alalım, başa şöyle bir oynatalım bakalım. Şöyle en başta şu soğan derilerini açıp kapattığımız zaman görebiliyoruz. Bakın soğan derilerini orada kapatalım öyle oynatalım. Hop içeriye düşmüş oldu. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey de yapabilir miyiz diye düşünüyorum ama hani içine düştüğü anda çöp sepeti de biraz hareket etsin. Sağa sola oynasın. Aklıma şu anda bu fikir geldi. Yapabilir miyim bilmiyorum. Ama şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, burada hani bu açık kaynak programımız da çökebiliyor bazen. Burada farklı kaydet diyerek bunu önce bir kaydetmek istiyorum. Gerçi otomatik kayıt özelliği var. Kurtardığınız zaman hayatınızı kurtarıyor ama yine de ben kaydetmek istiyorum. Evet proje kıra olarak değiştirdim. Uzantısı kıradır arkadaşlar. Şimdi gelelim şu dönüşüm kutusunu seçelim. Chrome'da kaçtı arkadaşlar içine düşüyor. Bir bakalım şöyle tam 81'de. Biz 82'ye gelelim. Dönüşüme gelelim. Şurada arkadaşlar ee, şöyle bir sağ tıklayalım. Burada set start time diyelim. Bir bakalım. Burada da yeni bir animasyon oluşturalım. Çok küçük çerçeve diyerekten. Buna da bir animasyon ekleyelim arkadaşlar. Mesela bir sonrakine geçelim. Şunu seçelim. Biraz sağ oynatalım. Buraya gelelim. Bu sefer biraz Solo oynatalım. Tekrar şöyle gelelim. Tıklayalım. Eski haline geri getirelim. Bir ben başa alalım arkadaşlar. Bir bakalım. Hmm. sadece orayı gösteriyor. Peki sadece orayı gösteriyorsa arkadaşlar nasıl bir şey yapabiliriz? Chrome'a geliriz. Bir de Chrome'a gelelim. Evet, şu anda gördüğüm kadarıyla orayı gösteriyor. Ee, acaba neden? Şimdi dönüşüme geldiğimizde dönüşüm kaçta bitiyor arkadaşlar? 86'da bitiyor. O zaman şöyle yapabiliriz. Chrome'a geliriz. Şuraya geliriz arkadaşlar. Set start time diyerek. Burayı başlatırız. Animasyonu buradan başlatırız. 87'de de set end time diyerek animasyonu bitiririz. Başlama ve bitişini belirleriz. Bir de şimdi oynatalım bakalım. Çok güzel. Bakın arkadaşlar. Görüldüğü üzere güzel bir animasyon oldu. Harika. Şimdi burada arkadaşlar bunun öğeleriyle sol tarafta dilerseniz oynayabilirsiniz. Animasyonun şekillerini tamamen belirlemek size kalmış. Bunu artık dışarıya aktarabiliriz. Ha burada istersek arkadaşlar şöyle sağ tıklarız. Resmi düzleştir diyerek hepsini veya katmanı düzleştir diyerek hepsini bir araya getirebiliriz. Bu da tamamen size kalmış. Önce Ctrl C ile şöyle bir kaydedeyim. Herhangi bir çökme yaşanmaması için. Arkadaşlar şöyle bir tabi burada arkadaşlar bir saniye animasyona gelmek istiyorum. Şuradaki dönüşümdeki şey kalmasın burada. Bunları kapattığımız emin olalım. Çünkü dışarıya soğan derilerini de ekleyebilir. Şöyle bir kaydımızı gerçekleştirelim. Arkadaşlar emin olalım. Bir kere daha oynatalım. Evet. Mükemmel bir iki boyutlu animasyon olmadı. Yani gözünüzün önünde hızlı bir şekilde yapmak için arkadaşlar artık kaliteden vazgeçtik diyebiliriz. Sağ tıklarız. Katmanı düzleştir deriz. Bakalım ee, ne oluyor arkadaşlar. Evet. Evet. Herhangi bir birleştirme yapmadı. Katmanı düzleştirmede. Bir gelelim resmi düzleştir diyelim bakalım. Bunda da yapmadı belki. Ha şöyle arkadaşlar tamamını bir araya da getirebiliyor bu şekilde. Bakın resmi düzleştir dediğimizde de. Yine animasyonu da yapıyor ama daha değerli toplu bir şekilde karşımıza çıkartabiliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu Dışarıya artık animasyon olarak aktarmak istiyoruz. Dosyaya geliyoruz. Dışarı aktarma yerine animasyonu üret diyerek bakın burada animasyonu üret diyoruz. Ben burada D denemeler diye bir klasör oluşturmuştum. Arkadaşlar onun içerisine aktaracağım. Tamam diyorum. O animasyonu artık arkadaşlar PNG dosyası olarak dışarıya aktaracaktır. Evet denemeler klasörü içerisine geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle sağ tıklamayla Bakın oynatıyorum. Dikkat ederseniz şu alt kısımdaki animasyonda daha bir çalışmamız lazım. Arkadaşlar i̇şte görüldüğü üzere çok iyi olmamış. Çok daha güzel olabilirdi tabi. En sonunda düşüyor. Kutu biraz sallanıyor. Şimdi gelelim tekrardan arkadaşlar buna ses efektlerini eklemek ve video çıktısı olarak almak için DaVinci Resolve'la çalışmaya. Evet şimdi arkadaşlar denemeler klasörünün içerisine geldiğimiz zaman kontrol a ile bütün bu e, dosyaları seçiyoruz. PNG dosyalarını open diyerek DaVinci Resolve içerisine aktarıyoruz. Ayrıca arkadaşlar burada sağ tıklıyoruz. Diğer e, bu çıkarmış olduğumuz işte sesler veya benzeri e, öğeleri de bunun içerisine aktaracağız. Ses dosyalarını import media diyerek bunu yapıyorum. Evet 3 tane dosyam var burada arkadaşlar. Çığlık düşüş ve zıplama. Şimdi burada arkadaşlar animasyonu öncelikle şöyle bir aşağıya kaydırıyorum, bırakıyorum. Bu video alanında bunu bir Ctrl F ile büyük ekrana alalım ve oynatalım bakalım. Yani çok güzel bir şekilde hemen aşağıya düşüyor. Peki arkadaşlar şöyle yapalım. Bunun öyle hemen başlamasını istemiyoruz diyelim ki hemen başlamasın bir süre sonra başlasın bakalım bunu nasıl yapabiliriz biraz büyütüyorum şuraya arkadaşlar iki tane şurada iki kere sağ oka basarak buraya geliyorum burada bir kontrol B yaparak arkadaşlar ne yapıyorum burayı kırpıyorum buradan itibaren kırpıyorum şimdi şu bölümü arkadaşlar sağ tarafa doğru şöyle sürüklüyorum buranın en başına geliyorum Buraya bir tıklıyorum üzerine. Sağ tıklıyorum üzerine. Change Clip Speed. Yani klibin hızını değiştir diyerek arkadaşlar buna Freeze Frame diyerek böyle bir değişiklik yapıyorum. Artık orası donmuş halde kalacak. Bunu ne kadar uzatacağımız bize kalmış arkadaşlar. En sonunda bunun şurasından tutarak arkadaşlar sağa doğru uzatıyoruz. Şöyle snapping'in açık olduğuna emin oluyoruz. Buraya kadar şöyle bir getiriyoruz buraya bağlıyoruz şöyle bir oynatayım bakayım arkadaşlar Bakın bir süre sonra devreye giriyor Ama bunun diyelim ki çok kısa olduğunu görüyoruz Burayı birazcık daha seçeriz şöyle ileriye doğru alırız arkadaşlar shifte basılı tutarak saniyeyi belirleyebiliriz diyelim ki bir bakın şuradan şöyle birazcık daha arkadaşlar Jleyeyim şuraya geleyim biraz daha şunu bir iki örneğin iki saniye sonra başlayacak şekli getireyim shifte basılı tutarak sağ ok yaparsak arkadaşlar saniyeler boyunca ilerler bunu tekrar buraya getiriyoruz şöyle oynatıyorum bakın yaklaşık iki saniye sonra arkadaşlar oraya hani inmeye başlıyor şöyle bir bakalım Evet güzel Şimdi şunların ikisini arkadaşlar ben bir compound clip haline, birleşik clip haline getireyim. Ne diyelim? Clip diyelim. Şöyle bir oluştur diyoruz. Oynatıyoruz arkadaşlar. Bakın. Yani Sonra doğru düşüyor. Aslında bir oluşturmadan önce şunu şurada arkadaşlar şöyle sonunu da birazcık daha uzun tutalım. Buradan da okla iki kere büyüteyim. Tarafa gelelim. Bunu seçelim. Ctrl B ile arkadaşlar. Burayı da şöyle bir ne yapalım? Koparalım. Freeze frame diyerekten arkadaşlar. Burayı da birazcık böyle bakın oynadığı zaman hani oynama bittikten sonra birazcık böyle donmuş halde tutalım. Buraya gelelim. Change clip speed diyelim. Freeze frame diyelim. Donduralım bakalım. İstediğimiz kadar da yine uzatabiliriz. Buradan bakın. Şöyle oynatalım bakalım. Düşsün ve dilediğimiz yere kadar da gitsin. Daha etkileyici olması bakımından. Bakın şöyle oynatıyorum. Düştükten sonra en azından animasyon bir süre daha devam etsin. Ve evet, küçültüyorum. Arkadaşlar tümünü seçiyorum. Burada tekrardan New Compound Clip diyerek Clip diyorum arkadaşlar. Şurada Create diyorum. Bunu compound clip haline getiriyorum. Yani birleşik clip haline getiriyorum. Şöyle en baştan bir oynatıyorum. Bakın 2 saniye sonra devreye giriyor. Yere düşüyor. Ve geri dönüşüm kutusunun içerisine giriyor arkadaşlar. Gelelim ses efektlerini eklemeye. Şurada çığlığımız var. Çığlığı arkadaşlar şöyle aşağıya getiriyoruz. Bakalım şöyle. Şimdi orada bir çığlık var. Tam anlamıyla şu aşağıya düşerken bunu alalım arkadaşlar. Mesela şurada örneğin hareketlenmeye başladığı andan itibaren şurada tutalım oynatalım bakalım. Evet. Bu yere düştüğü anda da arkadaşlar bakın şurayı biraz kırpmak istiyorum. Biraz büyütelim. Biraz arkadaşlar sol tarafa doğru. Tabi şu snapping'i kapatarak daha rahat bir kırpmak istiyorum. Kırpıyorum. Bakalım. Evet. Az daha kırpabilirim. Bakalım şöyle. Şimdi tam yere düştüğü anda da düştüğü yer şurası. Bu yukarıda e, zıplama efektimiz var. Onu bir getirelim. Bakın bunu da arkadaşlar şurasını kırpmalıyız biraz. Tekrar ses denk gelsin diye. Snap'i açalım ki güzelce yapışsın. Oynatalım bakalım. Çok güzel. Bir de ikinci düşüşünün yerine arkadaşlar bunu koyalım. Örneğin şu alttaki seçiliyken Ctrl C diyoruz. Ctrl V diyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Bakalım bir arkadaşlar şöyle. Çok güzel. Bir de çöpün içine düştüğü anda düşüş efektini verelim arkadaşlar. Şöyle burayı biraz kısaltmak istiyorum. Bakın. Çünkü yeterli olacaktır. Evet. Şunun içine şuraya değdiği anda da arkadaşlar düş ekleyelim. Biraz da bunun başından kısalım. Öldüğü üzere snap'i kapatarak şuraya getirelim arkadaşlar. Tekrar Snap'i açarak Bunun kısa yoldan nedir? Bakalım şöyle. Evet, içine düşsün. Böyle bir küçültelim arkadaşlar bakalım. Oynatalım. Şurayı bakın. Buradan arkadaşlar tam oynatmaya alalım. Şöyle tekrar etmeye daha doğrusu. Ctrl F ile bir büyütelim. Baştan sonra bir oynatalım bakalım. <laughs> Evet gayet güzel oldu arkadaşlar. Görüldüğü üzere harika oldu. Dilerseniz tabi bunların tümünü de seçip arkadaşlar yine bir compound klip haline getirebiliriz. Örneğin buna da şöyle bir klip 2 diyelim bakalım. Umut ediyorum herhangi bir bozulma olmaz. Bir oynatalım bakalım. Çok güzel. Yani yaklaşık baktığımız zaman 6 saniyelik bir ee, video oldu arkadaşlar, şöyle oynatıyoruz. Evet, gerçekten de güzel oldu. Tabi animasyon dediğim gibi arkadaşlar, dört dörtlük değil. Ses dosyalarını sizler çok daha iyi belirleyebilirsiniz. Orada bunu artık çıkartalım ve sonucumuzu bir de orada görelim arkadaşlar. Delivera geliyorum gerekli ayarlarla. Çıkartıyorum Deliver yani e, çıktı almanın e, nasıl olduğunu. Diğer da Vinci Resolve videolarımı takip ederek bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet videoyu açtım arkadaşlar. Şöyle bir oynatayım space ile boşlukla. Görüldüğü üzere gerçekten güzel oldu arkadaşlar animasyon. Yani e, dikkat ederseniz arkadaşlar Flash programında yapılan her şey yani Krita'da da çok rahat bir şekilde yapılabilir. Burada senaryo tamamen size ait. Hani isterseniz burada arkadaşlar e, Firefox'la Chrome'u karşı karşıya getirip onları dövüştürebilirsiniz e, veya birdenbire böyle araya e, Opera'nın e, kısa yolu e, ikonu gelir. Bunların ikisini ayırayım derken e, Opera dayak yer. Yani Senaryo tamamen size ait arkadaşlar. Dilerseniz bir tane çöp adam yaparsınız. Bu çöp adamı e, hani ayırmak için kavgaya ayırmak için yapabilirsiniz. Şuradaki masaüstü ikonlarının hepsini Krita içerisine aktarıp e, böyle bir ikonlar savaşı şeklinde bir e, YouTube video serisi hazırlayabilirsiniz. E, çok tutabilirse arkadaşlar gerçekten bu tür videolar milyonlara varabiliyor izlenmeleri. Ben hani o videoyu izlediğim zaman o çöp adamın gerçekten milyonlarca izlenmiş iyi işler çıkartabiliyor. Yani krita da yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Yalnız dediğim gibi eleştirilere şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar eleştirilere baktığımızda animasyonun çok daha kaliteli olması gerekebilirdi. Şu kısımda özellikle alt kısımda birazcık daha böyle animasyonu düzenli kılabilirdik. Hızlı yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi hani Videonun çok uzun olmaması için çok daha böyle etkili efektler tabi oluşturabiliriz. Gerisi size kalsın arkadaşlar. Dediğim gibi yaratıcılık kısmı artık tamamen size kalsın. Bence gayet güzel oldu. Bu kadar çabuk bir videoyla da arkadaşlar bunu yapabilmek gayet hoş. Önümüzdeki projelerde arkadaşlar görüşmek dileğiyle diyorum. Şöyle bir oynatıyorum tekrardan. Evet. Biraz gecikti. Evet. Evet arkadaşlar iyi mi görüşmek dileğiyle kendinize. Evet çok çok iyi bakın hoşça kalın hep ama hep mutlu kalın diyorum.